olsun yavrum. Sağ olun kardeşler. Çok şükür kitaplarıma dokunmamışlar. Onlar benim en kıymetli varlıklarım. Hayrola ya Behlül? Üzüntülüsün. Evimi soymuşlar. Ya üzüldüm. Hı. Geçmiş olsun. Hı hı. Burada ne bekliyorsun? Yolunu şaşırmış bir adamı bekliyorum. Yolunu mu şaşırmış? O da kim? Evimi soyan hırsız. Hay Allah iyiliğini versin. Evini soyan hırsızın burada ne işi var? Sen hiç merak etme. O mutlaka bu kapıya gelecek. Ecel onu buraya er ya da geç getirecektir.
Allah'ım. Ey Behlül, burada ne yapıyorsun? Bana eziyet etmeyen, gıybetimi yapmayan insanlarla oturup sohbet ediyorum. Bunlar sağ olanlardan daha emin. İşte orada. Hey, uyan ya Behlül. Siz ne yaptınız? Beni padişahlık makamından indirdiniz. Şimdi ben ne yapacağım? Onu halifemize sorarsın. Yürü, seni istiyor. Sen hangi padişahlıktan indirildin? Ey halife, rüyamda kendimi hükümdar olarak gördüm. Tahtımda oturuyordum. Hizmetçilerim vardı. Saltanat ve ihtişam içindeydim. Lakin senin adamların beni uyandırdı ve tahtımdan oldum. Ey Behlül, rüyadaki padişahlığa itibar olunur mu? Ey müminlerin emiri, benim hükümdarlığımla seninkinin arasında ne fark var? Ben gözlerimi açınca hayat buldum. Ama sen gözlerini kapayacak olsan ebediyen emirlikten düşecek, saltanatından olacaksın. Ve nedamet günün başlayacak. O halde hangimizin hükümdarlığına itibar yoktur? Siz söyleyin. Ey Behlül, şu paha biçilmez hırkayı giy. Benim sana hediyemdir. Ben ancak pamuklu hırka giyebilirim. Pederimin bana nasihatı ve vasiyeti şu idi: oğlum, toprak üstünde yat. Lakin bir döşek kazanmak için kimsenin önünde eğilip el etek öpme. Pamuk hırkayla yetin. Seni gördüğüme çok sevindim. Uzun zamandır seninle konuşmayı arzu ediyordum. Nasihatlerine ihtiyacım var. Ne nasihati istiyorsun? Şu sarayına bak, bir de kabirlere bak. Bunlardan ibret almayan nelerden alır? Halin ne olacak ey müminlerin emiri? Yarın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacaksın. Büyük küçük yaptığın her şeyden sual olunacak. Bunlara nasıl cevap vereceksin, iyi düşün. Bu hesap zamanında aç ve susuz olacaksın. Çıplak bulunacaksın. Orada bulunanlar sana bakıp gülecekler. Perişan halin orada meydana çıkacak. Başka nasihatı ne yapacaksın? Nereye ya Behlül? Basra'ya. Thank you.
bir varmış bir yokmuş. Deve tellal iken, pire berber iken padişah varmış. Padişahın çok güzel kızı varmış. Kızı mı? Evet. Kızı var. Ama çok güzel bir kızmış. Bir de prens var. Hey şu adamı taşıyalım. Hadi. Hadi taşıyalım. Çabuk kafasına, tamam mı? Hadi. Atsanıza. Ey çocuklar. Ben Allahü Teala'ya tevekkül ettim. O elbette bana kafidir. O ne güzel vekildir. Ancak Allahü Teala'ya yaklaşmak insana rahatlık verir. İnsanlara eza ve cefa yapanlar hiç merhametli olur mu? Ey mümin, çocuklar sana taşla vuruyorlar. Sen onlara merhamet ediyorsun. Bu nasıl iştir? Sus. Allahü Teala benim üzüntü ve acımı, onların da sevincinin çokluğunu elbet biliyor. Bazımızı bazımıza bağışlaması umulur. İkindi olmak üzere. Şu derede abdest tazeleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz? Ya malını ya canını. Yanlış kapı çaldınız kardeşlerim. Ben garibim biriyim. Altınım gümüşüm yok. Eğer hayat güneşim bugün sönecekse yaradanıma kavuşmama sebep olacağınız için size dua ederim. Bırak gevezeliği de sökül keseyi. Sökül dedim. Bence boşuna bağırırsın ya Abbas. Adam garibin teki. Karışma sen. Adın ne senin? Tanıyanlar Behlül Dana derler. Bağdatlıyım. Gördün ya işte. Garip dervişin teki. Neyini alacağız? Behlül halifenin en yakın dostudur. Esir alıp halifeye haber gönderirsek yüklüce bir fidye koparırız. Halife fidye yerine ordusuyla üzerimize yürürse derimize saman basar. Hiç koskoca İslam halifesi Harun Reşit bizim karşımızda eğilir mi? Abdurrahman haklı. Bırakalım gitsin garibi. Var yoluna git ya Behlül. Bizden sana zarar gelmez. Sağ ol. İkindi namazını kılayım gideceğim. İstersen sana atımı vereyim. Basra yolu uzaktır. Olmaz. İki adımlık yol için haramzadenin atına binmem. Bize dua et ya Behlül. Allahü Teala sizlere
halis tövbe nasip etsin. Neredeyse adamın elini ayağını öpecektim be. Bu ne yufka yüreklilik. Bazı insanların elini ayağını öpmek bir şereftir. Aa, bu kadar düşündüğünü bilmezdim doğrusu. Hayırlı akşamlar, buyurun. Basra'nın yabancısıyım. Yatacak bir yer arıyorum. Acaba bildiğiniz... Şurada bir han var, ucuz ve temizdir. Allah razı olsun. İyi geceler. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Ne istiyorsun? Yatacak boş yeriniz var mı acaba? Var tabi. Buyurun. Safa geldiniz. Buyurun. Ne yazık ki tek kişilik odamız kalmadı. Odayı başka bir misafirimizle paylaşacaksınız. Oda temiz ve muhterem bir kişidir. Zaten uyudu bile. Fark etmez. Öyle yorgunum ki şuracıkta bile uyuyabilirim. Buyurun. Allah rahatlık versin. Yatsı namazını nerede kılabilirim acaba? Şu koridorun ucunda küçük bir mescidimiz var. Sağ ol hancıbaşı. Thank you.
Yetişin, katil var. Yetişin, kaçırmayın. Şahit olun. Demek Amr bin Cafer'i öldürmüş. Evet sayın valimiz. Tam 12 yerinden bıçaklayarak. Peki katilin o adam olduğundan emin misiniz? Hiç şüphem yok efendim. Odaya girdiğimizde maktulün başındaydı. Bizi görünce korkup kaçmaya çalıştı. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet efendim. Kaçmasına engel olduk. Yakalayıp muhafızlara teslim ettik efendim. Kimmiş bu katil? Adı neymiş? Bağdatlı Behlül olduğunu söylüyor sayın valim. Behlül? Bir hata yapıyor olmayasınız. Bu kişi meşhur Behlül Dağı'na almasın. Mümkün değil efendim. O zatın gece vakti Basra'da ne işi olacak? Peki suçunu itiraf ediyor mu? Etmiyor efendim. Ama bütün deliller aleyhinde. İki de şahit var. Hemen asılması gerekir. Öyle değil mi arkadaşlar? İslam dininde hiç kimse mahkeme edilmeden, suçu ispatlanmadan asılmaz hancıbaşı. Sayın valimiz, biliyorsunuz öldürülen Amr bin Cafer ve ailesi Basra'da hatır sayılı kişilerdir. Olayı duyan Basralılar katili dar ağacında görmek için sabırsızlanacaklardır. Soruşturma bitinceye kadar olayı halktan gizlemeliyiz. Ey ahali! Toplanın! Toplanın! Size çok önemli haberim var! Ey ahali! Toplanın! Duyduk duymadık demeyin! Basra eşrafından Amr bin Cafer dün gece katledilmiştir. Bağdatlı olan Behlül Dana isimli cani yakalanmıştır. Handa uyumakta olan Amr bin Cafer'i 12 yerinden bıçaklayan Behlül Dana isimli cani yakalanmıştır. Halk karayan halinde. Hemen mahkeme kurulsun ve gereken yapılsın. Emredersin. Allah yanılıp ah almaktan korusun.
Al, bu son yemeği. Yarın sabaha karşı asılacaksın. Allah'ım, sana inanır, sana güvenirim. Senden başka kimsem yok. Her şey senin hükmünle olmakta. Ya Rabbi, bunlar masum olduğumu bilmiyorlar. Beni öldürmelerine izin verirsen, kan diyetimi kimden isteyeyim? Kim o? Bir maruzatım var efendimiz. Girebilir miyim? Gir. Hayırdır ya Beymeki? Efendimiz, Behlül Dağ'a Basra'da bir iftiraya uğramış. Zindana atmışlar. Eğer bir şeyler yapmazsanız canına kıyacaklar. Hemen bir atlı hazırlayın. Çıkaracağım ferman Basra valisine acele ulaştırılsın. İnfaz zamanın geldi. Can aldın, can vereceksin. Thank you.
Bakın bakın, canıyı getiriyorlar. İşte cani geliyor. Hazin! Hazin! Hemen atın! Katil bu yerde kalmayacak! Öldürün bu canı! Öldürün! 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 Katil! Nasıl uyudu bana ha? Nereye gidiyorsun? Efendiyi görmem gerek. Harun Reşit Hazretlerinin... Böyle habersiz giremezsin. Bırakın, bırakın, zamanım çok az. Ölmeden önce son arzunu söyle. Mezar taşıma dün altımda olan çimenler bugün üstümde yeşerdi. Ey yolcu, bil ki şu toprak günahlardan başka her şeyi örtmektedir diye yazın. Durun! Burada ne söylüyor? O suçsuzdur. Amr bin Cafer'i ben öldürdüm. Aa, ne diyor bu adam ya? Allah, neler saçmalıyor bu adam? Deli mi bu adam? Neler saçmalıyor böyle? Duyuyor musun? Sen de kimsin? Gerçek katil. Boynuma iki kanı birden yükleyemem. Bu adam suçsuzdur. Onun yerine idam sehpasında benim olmam gerekir. Az kalsın suçsuz yere kanına giriyorduk. Hakkını helal et. Kusurumuzu bağışla. Mehlül'e bu kadar sıkıntıyı çektiren katil sensin demek. Amr bin Cafer'i katlettiğin yetmiyormuş gibi... az kalsın Behlül Dana'nın da idamına sebep olacaktın. Derhal asılacaksın. Ey işlerinde Allah rızasını gözeten emir... Eğer bana muhabbetin varsa sakın bu adamın kanını dökme. Neden ya Behlül? Susup cezadan kurtulabileceği halde doğruyu söyleyip kendini bana feda etti. Biraz daha sussan Behlül asılacak ve sen kurtulacaktın.
Neden doğruyu söyledin? Önceleri doğruyu söylemeye pek niyetim yoktu. Ama benzerini daha önce hiç görmediğim bir ejderha ağzını açmış ateş püskürüyor. Doğruyu söylemezsem beni parçalayacağını söylüyordu. Onun korkusuyla yaptıklarımı itiraf ediyorum. Evet, Amr bin Cafer'i parasına tamamen ben öldürdüm. Ve suçu bu garibin üstüne attım. Ya Behlül, hala affetmemi istiyor musun? Evet sayın vali. Kaybol, gözün görmesin. Sağ olun emirim, Allah razı olsun. Doğru yerlere eğilme kalk. Yaptıklarından utan, bu sana ders olsun. Her zaman karşına Behlül Dana gibi biri çıkmaz. Bunu aklından sakın çıkarma. Evladım, dünya fani. Yarın yerime geçip milletin vebalini üzerine alınca alimlere danışmadan karar verme. Onlara itibar et. Yanı başından ayırma. İşlerinde danışarak hareket eden insan çok az hata yapar. Saltanat dört ayaklı tahta benzer. Tahtın bir ayağı kırılınca yerinde duramaz, yıkılır. Saltanatın dört ayağı nedir bilir misin? Adaletle hükmeden kadı, zalime karşı mazlumu koruyan emniyet amiri, vergiyi iyi hesap eden vergi dairesi reisi ve haberleşme teşkilatı reisi. Gözüm arkada kalmayacak. Sayın vezirim, bir mesaj getirdim. Halife hazretlerine iletmeliyim. Şurada bekle. İbrahim bin Nail'in habercisi size bir mesaj getirdi emirim. İslam düşmanı Bizans İmparatoru Nikeferos yaptığımız sulh anlaşmasını ihlal ederek sınırımızı aşmış ve köylerimizi talan etmiş, taş üstünde taş, omuz üstünde baş koymamıştır. Vay alçak vay. Sana bu dünyayı dar etmez miyim şimdi? Bre Nikeferos Melun'u, mektubunu okudum. Cevabını kulakların duymayacak, gözlerin görecek. Bu böyle biline. Efendimiz, sultanım, efendimiz. Behlül Dana geldi efendim. Hemen içeri alın, kapıda beklemesin. Baş üstüne sultanım. Gel ya Behlül. Ne zamandır seninle konuşmak istiyordum. Ben böyle bir istek duymadım ya Emir el-Mü'minin. Az kalsın Basra'da canından oluyormuşsun. Geçmiş olsun. Veren hüda, alan hüda. Nasihatlerine ihtiyacım var ya Behlül. Daralan gönlümü hikmetli sözlerinle biraz rahatlat. Ey müminlerin emiri. Ne nasihat istiyorsun? Amellerimiz hakkında ne dersiniz? Allah-u Teala'dan korkarak ve emrettiğine uygun olarak yapılan amel makbuldür. Peygamber Efendimizle akrabalık olarak yakınlığımız hakkında ne dersiniz? Peygamber Efendimizle akrabalıktan ziyade bildirdiği hükümlere bağlılıkta yakın olmak daha mühimdir.
Peygamber Efendimizin şefaatine nail olabilecek miyiz? Onu Allahü Teala bilir. Nasıl yaşayalım? Allah'tan kork. Her halinde Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine tabi ol. Bu durumda en karlı yolu seçmiş olursun. Çok güzel söylüyorsunuz. Şu hediyemi kabul edin. Onu kimden aldın sonra ver. Dünyadaki sahipleri yakana yapışmadan önce verenin yolunda harca. Bunu burada yap. Ahirete kalırsa onlara bir şey bulup veremezsin. Razı edemezsin. Bari ihtiyacını temin edelim. Allahü Teala senin Rabbin olduğu gibi benim de Rabbimdir. Seni hatırlayıp beni unutması muhaldir. Ey müminlerin emiri, gitme zamanı geldi. Allah'a emanet ol. Sık sık bekliyorum. Gözümü kapıda komayasın. Ben dünyadan kaçıyorum. Bu saray, bu debdebe ise dünyanın ta kendisi. Vezirim, valilerime nasihatçı gönder. Hiç kimseye zulmetmesinler. Ellerindeki nimetlere aldanıp, kibirlenip, halkı küçümsemesinler. Emredersiniz Halife Hazretleri. Gelmedi. Acaba nerelerde? Aç mı? Açıkta mı? En önemlisi yaşıyor mu? Ağzından yel alsın kızım. O ne biçim söz? Tabii yaşıyordur benim oğlum. Elbette evine dönecek bir gün. Ama böyle güpegündüz değil. İnşallah ana. Sabırlı ol güzel gelinim. Sabrın sonu selamettir. Alıştım da ana, Fatmacık için çok üzülüyorum. Daha babasını doğru dürüst tanımıyor bile. Karnını doyurayım. Hayır ana. Babamı bekliyorum. Hani bugün gelecekti? Öyle söylemişti. Baban bugün de gelmeyecek kızım. Ama üzülme. Belki bu gece, belki yarın gelir.
gelsin ana. Babam gelsin artık. Onu çok özledim. Hasretine dayanamıyorum. Ne olur babam gelsin artık anne. Hepimiz onu özledik kızım. Merak etme, gelecek ve sonra hiç gitmeyecek. İnşallah. Bizans yine köylerimize saldırıp yakıp yıkmış. Yüzlerce Müslümanı katletmiş. Bugünlerde cihat var desene. Sanmam. Biliyorsun halife bir yıl haç yapıyor, ertesi yıl cihat. Evet. Küffar üzerine geçen sene gidilmişti. Halbuki ben Harun Reşit'in yerinde olsam... Tuz ve su. Ne güzel yemek. Şükürler olsun ya Rabbi. Şuraya bak, beni dana geçiyor. Selamun aleyküm ya Beylül. Aleyküm selam kardeşlerim. Basra'da epey zorlu günler yaşamışsın. Geçmiş olsun. İnsanlardan gelen sıkıntı, kabir ve cehennem azabı yanında deryada damla gibi kalır. Dünya imtihan yeridir. İnsanlar imtihanda elbette zorlanacaklardır. Bakın şu insanlara, para kazanma peşine düşmüş, neredeyse ölümü unutmuşlar. Ya Behlül, yine mi bizimle uğraşırsın? Ben hiç kimseyle uğraşmıyorum. Hakkı unutan gönüllere Rahman'ı hatırlatıyorum. Ölümü görmeyen gözlere mezarlığı gösteriyorum. Gün gelir, ömrümüzün her saniyesinin hesabı sorulur. O gün gelmeden kendi kendinizi hesaba çekiniz. Bizi rahat bırak ya Behlül. Senin nasihatine ihtiyacımız yok. Behlül Dağı'na artık sabrımızı taşırdı. Saçma nasihatlerinden bıktık, usandık artık. Ne olur buna bir çare bulun Zeyd bin Ziyad Hazretleri. Sizi iyi anlıyorum kardeşlerim. O adamdan ben de nefret ediyorum. Halife Harun Reşit ona o kadar saygı gösteriyor ki... neredeyse bizim halimizi hatırımızı sormaz oldu. Ama merak etmeyin, sonu yakındır. Basra'da idamdan kurtuldu ama halifemizin gözünden düşmekten kurtulamayacak.
Oğlum, yiğidim, döndün ha. Babacığım. Yavrum, biricik kızım. Artık hiç gitme olur mu babacığım? Bizi bırakma. Bizi hiç bırakma babacığım. Tabii güzel kızım. Artık gitmeyecek baban. Bizleri yalnız bırakmayacak. Çok isterdim ama hemen gitmem gerek anacığım. Buna mecburum. Ne? Gidecek misin? Hemen mi? Evet. Sizi görüp nasıl olduğunuzu anlamaya geldim. Halifenin adamlarına yakalanmadan şehirden çıkmam gerek. Oğlum, iki gözüm, dünyadaki tek varlığım. Sana yalvarıyorum. Ne olur vazgeç bu kötü yoldan. Çok zor ana. Bulaştık artık. Dönemem. Oğlum, haramın sonu gelmez. Eşkıyalık yaparak karın doymaz. Allah mazlumların ahını yerde komaz. Bunlar beni ilgilendirmiyor ana. Az parayla ömür süremem. Rahat yaşamak isterim. Sana ne söylersem söyleyeyim, bu kadının, şu küçük kızın gözyaşları seni yolundan döndürmeyecek, öyle mi? Evet ana, döndürmeyecek. O zaman var git işine. Ananı, eşini, çocuğunu unut. Benim senin gibi evladım yok. Size para bırakacaktım. Şu dinarları alın, bol bol harcayın. Paran senin olsun. Onu haramzede arkadaşlarınla ye. Eşkıyalıktan vazgeçip tövbe etmedikçe bu eve gelme. Allah'ım, sen yüceler yücesisin. Senin her şeye gücün yeter. Oğlumu bu bataktan kurtar. Doğruyu bulmasını nasip et. Bir dostunla karşılaştır. Kalbi yumuşasın. Gözü gönlü açılsın. Kimseye görünmeden Bağdat'tan çıkmalıyım. Biri beni tanırsa işim bitiktir. En iyisi mezarlıktan geçeyim. Burası da amma ürkütücü. Dağların namlı eşkıyası Abdurrahman bin Huşeb mezarlıktan korkuyor mu ne? Bunca insanı toprak altına yatıran ben, şimdi onların kemiklerinden ürperiyorum. Hadi canım, korkma. Kendine gel. Korkma boş yere. Yürü git ya Abdurrahman. Ölüden kime kötülük gelmiş? Nereye gidersen git, yine gelecek ve bugün üzerinde yürürken korktuğun kemik yığınlarının arasına yatacaksın. Behlül Dana Hazretleri. Siz ha? Gözlerime inanamıyorum. Beni çok korkuttunuz. Yollarını kestiğin, öldürdüğün insanlar da senin gibi korkmuşlardır. Şu mezarları görüyor musun? Burada yatanların çoğu da senin gibi para kazanmak için her yola başvurdular. Yah bu benim sarayım dedi, yah o benim altınım, gümüşüm, dinarım dedi. Kazandıkları, çaldıkları, çırptıkları her şey kendilerine kalacak sandılar. Ama aldandılar. Ne güzel konuşuyorsun. Çok etkilendim. Söylediklerin tamamen doğru. Mal, mülk, para peşinde koşturup duruyoruz. Ama zamanı gelince cepsiz keferi giyip gideceğiz. Her şeyin sonu yokluk olduğu halde ondan kâr etmeyi umdular. Neden bütün ömürlerini asla kendilerinin olmayacak dünya için harcadılar da ahireti unuttular? Ya Behlül,
Karanlık geceme ışık gibi parladın. Tövbe etmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Tövbe pişmanlıktır ya Abdurrahman. Bundan böyle eşkıyalığı bırakıyorum. Şahit ol ya Rab. Artık eşkıyalarla arkadaşlık kurma. Halifeye senin için ricada bulunurum. Umulur ki affa mazhar olursun. Ya Behlül, yolunu kestiğimiz zaman içimden elini öpmek, ayaklarına kapanmak gelmişti. Bu duygularımdan dolayı reis benimle alay etmişti. İzin ver, şimdi elini öpeyim. Hayır. En kısa zamanda evine dön ve annenin elini öp. Allah senden razı olsun ya Behlül. Dikenlerle dolu gönlüme çiçekler serpiştirdi. Hoş geldin ya Behlül Dana. Geldiğine sevindim. Beni emretmişsiniz efendim. Hakkında şikayetler var ya Behlül. Pazar yerindeki nasihatlerinden bazıları rahatsız olmuşlar. Ne dersin bütün bunlara? Ben onları çok seviyorum. Onların ateşe düşmesini, sonsuz cehennem azabı çekmelerini istemiyorum. Ama onlar kendilerini düşünmüyorlar. Ölüm hiç yokmuş gibi yaşıyorlar. Ya Behlül, Bizans imparatoru topraklarıma girip Müslümanları katletmektedir. Bana küstahça mektup yazıp artık vergi vermeyeceğini söyler. Bu durumda ne yapmamız uygun görülür? Ya müminlerin emiri, bütün dünyadaki Müslümanların başı ağrısa hesabı senden sorulur. Devletin en ücra yerinde haksız yere bir karınca öldürülse kıyamet günü hesabını vereceksin. Bizans küffarına haddini bildirmekte ölçüm bu olsun. Niyetin Allah rızası olursa sırtın yere gelmez. Yok eğer şan, şöhret, mal mülk için savaşırsan ne Hak Teala ne de halkın yanında itibarın olur. Ya Behlül, nasihatlerin yolumu aydınlatıyor. Sarayımın yanında senin için bir köşk yaptırayım. Olmaz ya halife. Saraylarda, köşklerde yaşamak bize göre değil. Bana cennetini ver. Cennetinden cemalini görmeyi nasip et. Beni kabir azabından kurtar Allah'ım. Bana bol akçe ver. Bana saraylarda yaşamayı nasip et ya Rabbim. Beni mezar kurtlarından, yılanlardan, çıyanlardan koru. Bana uzun ömür ihsan eyle ya Rabbim. Kimsin sen? Ne arıyorsun burada?
Ben Behlül Dana'yım. Peki ne arıyorsun benim küpümde? Devemi kaybetmiştim de onu arıyorum. Deli misin Nesin? Devenin ne işi var orada? Ya Hasan, senin ibadet yapmadan, şarap içerek, faiz alarak cenneti istemen benim burada deve aramamdan daha akılsızlık değil mi? Deli ben miyim? Yoksa sen misin? Doğru söyledin ya Behlül. Hatamı görmemi sağladın. Bundan sonra ibadetlerimi aksatmamaya çalışacağım. Ya Berdeloğlu Hasan, Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat et ki onun cennetini, cemalini istemeye yüzün olsun. İbadetlerini hep düzgün ve zamanında yaparsan sen kazanırsın. Ne var senin ya Abdurrahman? Hasta mısın? Yok reis, iyiyim. Bağdat'a gidip geldiğinden beri bir tuhafsın. Ne oldu sana? Bir derdin mi var? İşte geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam yazı. Seninle yalnız konuşmalıyız El Abbas. Gel benimle. Geçen sefer konuştuğumuz bir iş vardı ya. Şimdi zamanı geldi ya Abbas. Ben planı en ince ayrıntısına kadar hazırladım. Sen sadece dediklerimi yapacaksın, o kadar. Fakat çok zor bir iş bu ya Ziyad. Sen de bilirsin ki Halife Harun Reşit'i öldürmek herhangi bir insanı katletmeye benzemez. Korkarım. Planı çok iyi hazırladım dedim ya. İnan çok kolay olacak. Ondan sonra dile benden ne dilersen. Ha şöyle, anlaştık mı? Yeri ve zamanı sana ayrıca bildireceğim. Benden haber bekle, razını sıkı tut. Bakalım. Paylaşın. Nedir bu reis? Harun Reşit'i öldürme bedelinin ilk taksidi bu. Ne dedin? Harun Reşit'i öldürmek mi? Ne sandın ya? Yoksa korkuyor musun? Neden bütün ömürlerini asla kendilerinin olmayacak dünya için harcadılar da ahireti unuttular? Ya Behlül, karanlık geceme ışık gibi parladın. Tövbe etmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Tövbe pişmanlıktır ya Abdurrahman. Bundan böyle eşkıyalığı bırakıyorum. Şahit ol ya Rabbi. Artık eşkıyalarla arkadaşlık kurma. Halifeye senin için ricada bulunurum. Umulur ki affa mazhar olursun. Uyuyor musun ya Abdurrahman? Biliyoruz, hadi yürüyün. Yürüyün. Demek Halife Hazretleri Behlül'ü cezalandıracağına mükafatlandırıyor. Öyle mi?
Evet. En küçük meselede bile ona akıl danışıyor. Nasihatlerini dinliyor. Sözünden çıkmıyor. Ben bunca tahsil gördüm. 7 yıl ordu komutanlığı yaptım. Neden gelip bana bir şey sormaz da meczup birine sırlarını açar? Ama onu takip ediyorum. Mutlaka bir açığını yakalayıp onu mahvedeceğim. Size asıl söylemek istediğim büyük bir sır var arkadaşlar. Nedir? Halifeyi öldürecekler. Ne? Ne dediniz? Nasıl yapacaklar bunu? Kim? El Abbas ve çetesi. Neden halifeye bildirmiyorsun bunu? Onları emellerine nail olmadan suçüstü yakalayacağım da ondan. Adım adım takip ediyorum. Halifenin gözüne girmek için en uygun yol... ...onun katillerini suçüstü yakalayıp... ...sadakatimizi ispat etmek değil midir? Çok akıllısın ya Ziyad. Tam halife olacak adamsın.